Barış Çöreği, Fakir Baykut. Adım Cevriye. Küçüğüm. Daha büyümedim. Türkiye'den geldik. Essen'de eski bir evde oturuyoruz. Bir sürü arkadaşım var. Almanı, Yunanı, Yugoslavı, bir dünya çocuğuz. Hemen yakınımıza yapılan yeni konutların ortasındaki oyun yerine doluyoruz. Biz eski evlerin çocukları, onlar 13-14 katlı yeni konutların. Başlangıçta biz aralarını almak istemediler. Şimdi alıyorlar. Birbirimize alıştık. Ben en çok Martin'i seviyorum. İyi bir Alman. Cevriye gel diyor. Elimden tutup kaydıraçlara çıkarıyor. Birlikte kayıyoruz. Hoş oluyor. Salıncaklarda sallanmak da hoş. Atlar, atlı karıncalar var. Bayılıyoruz. Sonra geçip kum havuzlarında atlıyoruz. Yorulduk. Yeter artık diyorum. Martin darılıyor. Elimden tutup haydi sizin oyundan oynayalım diyor. Bizim evcilik oyunundan demek istiyor. Gidip bizim mahalleden çıkıntı tuğla, tahta kesintileri topluyoruz. Tenha bir yeri ev gibi çeviriyoruz. Burası salon. Şurası mutfak. Şurası konuk odası. Şurası yatak odamız. Yatak yastık hazırlayıp yatıyoruz. Ben anne oluyorum. O baba. 3 tane bez bebek yaptım. Ama Martin'le anlaşamıyoruz. İlle bir tane olsun diye diretiyor. Olmuşlar. Ne yapalım? Atalım mı onları? Bebeklerimize kırmızı, yeşil, Türk kumaşlarından giysiler dikiyorum. Uzun ninniler söylüyorum. Martin de söylemek istiyor. Bir tane söyleyebilirsin diyorum. Çünkü bir tek çocuk istiyor. Tabii sonra kendimiz de uyuyoruz. Uyanıp temizlik ve kahvaltı yapıyoruz. Kalkıp biraz da gezmemiz gerekmez mi? Martin'le bizim eve gidiyoruz. Annem muzlu süt veriyor. Ninem Martin'i çok seviyor. Bu böyle ne güzel oğlan, sarı saçlı, bilye gözlü diye diye okşuyor onu. Ninem bizimle oturuyor. Onun masallarını Martin'e çeviriyorum. Bayılıyor. Bizden ayrılmak istemiyor. Onun ninesi yaşlılar yurdundaymış. Ara sıra gelip yarım gün kalırmış. Ben daha görmedim. Bir gün Martin beni çekti. Haydi bize gidelim. Bizim ev değişik. Bizim ev yeni. Bizim evin asansörü var. Televizyonumuz renkli, dedi. Buna çok sevindim. Uçacaktım. Hemen koşa koşa gidip o yüksek konutlardan birinin kapısına vardık. Martin zile bastı. Çaldı uzun uzun. Yukarıdan bir ses. Kim o? Martin, sen misin? Aşağıdan Martin, benim anneciğim. Kapı ile ev arasında ses düzeni vardı demek. Bunu ilk görüyordum. Kapıyı açmadan denetliyorlardı. Zili çalan kim? Gelen neci? Gelmek mi istiyorsun yukarı? Evet anneciğim, gelmek istiyoruz. Martin, kim var yanında? Arkadaşım var anneciğim. Kim arkadaşın? Yabancı mı? Yabancı anneciğim. Ama çok iyi. Almancayı anlıyordum. Annesinin Martin'e söylediklerini de anladım. Yabancı arkadaş istemem Martin. Öteberilerimizi çalar. Getirme. Birden nasıl utandım, nasıl bumbuz oldum orada. Titremeye başladım sinirimden. Neredeyse düşüp bayılacağım. Dişlerim kilitlenecek. Belki de öleceğim. Martin de kıpkırmızı kesildi. Dudakları titreyip duruyordu. O da ağlayacaktı neredeyse. Hemen kendimi toparladım. Martin'in elinden tuttum. Haydi bize gidelim, dedim usulca. Ne olur, hemen bize gidelim Martin. Çektim elinden. Merdivenlerden ölü gibi çıktık. Annem arka avluda giysi yıkıyordu. Ninem kraliçe gibi sedire oturmuş, hırka örüyordu. Kedimiz Cancan da dizlerinin dibine yatmıştı. Ablam, abim okuldan gelmemişlerdi daha. Babam demir dökümde işteydi. Hiç konuşmadan sedire oturduk. Ninem hemen, ''Sizde bir acayiplik var.'' dedi. ''Ne olduysa çabuk anlat Cevriye. Biri size kötülük mü yaptı? Söyle çabuk,
Bir şey mi var? Var, dedim. Sordu ninem. Ne var? Olanı biteni olduğu gibi anlattım. O zaman Martin ağlamaya başladı. Hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Ağlama Martin. Sus. Bitti, dedim. Annen haklı. Daha bizi tanımıyor. Annem bizi hırsız sanıyor. Biliyorsun, yabancılar içinde tek tük hırsızlar da var. Martin'i bir türlü yatıştıramadım. Hep ağladı, ağladı. Onu yalnız bırakır mıyım? Tuttum, ben de ağladım. Ninem haykırdı birden. Hayır, olamaz. Eğer bir çocuk arkadaşını götüremiyorsa eve, bizim evimiz diyemez. Çok yanlış bu Alman'ın yaptığı. Annem giysi yıkamayı bırakıp geldi. Olanı biteni ona da anlattık. Dinledi, dinledi, çıt çıkmadı ağzından. Sustu kaldı. Ninem, kalkın, dedi birden. Şimdi gidip Martin'in annesiyle konuşacağız. Çekti ellerimizden, kollarımızdan. Ninem önde, biz arkada yürüdük. Oyun yerinin kıyısından hızlı hızlı geçtik. Ben de Martin'i elinden çekiyordum. Yüksek apartmanın zilini nineme gösterdik. Hiç çekinmeden, korkmadan bastı parmağını. Ben ne dersem bir bir çevireceksin Cevriye. Martin susacak, dedi. Çok geçmedi, yukarıdan ses geldi. Kim var aşağıda? Adını söyle, dedi ninem. Söyledim. Ben Cevriye, yabancı kız. Ne istiyorsunuz? Bir şey istemediğini, dilenci olmadığını söyle. Söyledim ninemin dediklerini. Martin'in bütün gün, gece bizde kalacağını söyle. Ancak güzel bir sofra hazırlar, bizi, Martin'in bütün arkadaşlarını çağırırsa geleceğini söyle. Söyledim bir bir. Exo, şimdi bana grev mi yapıyorsunuz? Grevi büyüyünce yapacağınızı söyle. Bunu da söyledim. Haydi şimdi gidelim, dedi ninem. Önümüzden yürüdü. Biz de ardından yürüdük. Yürüdük tıpış tıpış. Önümüzden sanki eski bir masalın haksızlıklara baş kaldıran kurdu yürüyordu. Çok geçmedi, eve geldik. Bütün gün oturduk Martin'le. Yeniden muzlu süt içtik. Almanya'da çok vardı bundan. Akşam geç vakit Martin'in annesi, babası çıkıp geldiler. Martin'i istediler. Ninem vermedi. Siz bu işte cezalısınız. Martin'i de Cevriye'yi de çok üzdünüz. Dediklerimizi yapın, verelim, dedi. Salladı elini. Çekin gidin, der gibi. Gitti mi söylüyorsun? Böyle şey olur mu? Gittiği söylüyoruz. Olur, dedi ninem. Karı koca birbirlerine bakıp kaldılar. Martin'in annesi, haydi polise gidelim. Olanı biteni anlatalım. Polis gelsin alsın çocuğumuzu, dedi. Babası güldü. Korkarım, o zaman polis bizi haksız çıkarır. Anladığıma göre bir yanlışlık var ortada. Ne gibi? Cevriye hırsız demiş oluyoruz. Yanlışlık burada. Exo, dedi Martin'in annesi. Ama bir insan çocuğunu istediği gibi eğitemez mi? Eğitir, dedi ninem. Eğitir elbet. Ama arkadaşlarını hor görerek, kendini küçük düşürerek değil. Exo, Exo'ya. Böylece Martin'i vermedik. O gece bizde yattı. Ertesi gün cumartesiydi. Martin'in babası, annesi gene bize geldiler. Ninemin dediklerini yapmış, masayı donatmışlar. Karı koca bizi çağırıyorlar. Ninem ağzında akide şekeri var gibi şakır şukur gülüyordu. Seviniyordu başarısına. Annem, babam, ablam, ağabeyim kalktık. Ninem, ben kalayım diyecek oldu. Martin'in babası, annesi, yo, olmaz, birlikte gideceğiz, dediler. Kalkıp hep birlikte yürüdük. Oyun yerinin kıyısından geçerken Yunan, Yugoslav arkadaşları da aldık. Çıktık Martingil'in evine. Gerçekten güzel bir sofra hazırlamışlardı. Çok beğendik. Susamlı, anasonlu çörekler, elmalı çikolatalı pastalar, güzel meyve suları, daha neler neler. Oturup hepsini yedik, içtik. Martin'in annesiyle babası bizleri ayrı ayrı kucakladılar. Böylece barıştık. Sonra çay getirdiler. Yanında bademli susamlı bir çörek daha vardı. Böyle bir çöreği ilk görüyordum. Ninemden sordum. Bu çörek ne çöreği nineciğim? Acaba niçin ondan soruyordum. O da ilk görüyordu. Ama yaşlı kurt, gözleriyle her şeyi anlıyordu ninem. Bu çörek barış çöreğidir.
Küsler barıştıktan sonra yerler bunu, dedi. Gene şakır şukur güldü. Söylediklerini Almanca'ya çevirdim. Onlar da güldüler. Martin sordu. Bundan ben de yiyebilir miyim? Hepimiz yiyeceğiz yavrucuğum, dedi annesi. Hepimiz yedik barış çöreğinden.